Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam gene eski tariflerden bir şey yapayım dedim. Eskiden fakirlik zamanlarının meşhur yemeği, sütlü hamur çorbası. Rahmetli annem çok yapardı. Çok da nefis olurdu. Demek eskiden yokluk varmış. Öyle malzemeler nerede şimdiki gibi. Bunu nasıl yapacağız? Buna şimdi 1 litre süt attım. İçine de bir bardak su ekledim. Bunu şimdi kaynamaya bırakıyorum. Hamurumuzu yapalım. Şimdi bize lazım olan şey bir bardak un. Şöyle bir bardak unu tepsime döküyorum. Bir bardak su. Şöyle elimle unu hafiften ıslatıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Böyle ufak hamur topakları yapacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş. Bir bardak una anca yarım bardak su. Böyle ufak ufak parçalara ayırıyoruz bunu. Sütümüz kaynayınca bunları içine atacağız. Sütümüz kaynamaya başladı arkadaşlar. Şimdi buna bir miktar tuz atıyoruz. İsteğe bağlı. Ben yarım tatlı kaşığı atıyorum. Şöyle buhardan kaçalım. Tuzu karıştırıyoruz sütle beraber. Hamur parçalarını böyle ufak ufak atıyorum. Ben biraz iri hamur seviyorum. Siz isterseniz daha ufak hamur kullanabilirsiniz. Bu çorba gerçekten nefis oluyor arkadaşlar. Ben bunu annemden özellikle isterdim. Hele mideniz ağrıyorsa, karnınız ağrıyorsa sıcak sıcak böyle soğuk kış günlerinde mükemmel gidiyor. Tabii ki siz bunun miktarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunları attık. Şöyle bir karıştırıyoruz. Aşağı yukarı 5-10 dakika arası bir kaynatalım arkadaşlar. Şöyle biraz kaynayacak ki sütü birazcık koyulaşsın. Çok da cıvık iyi olmaz. Birazcık kıvam alsın. Çorbamız pişti. Denedim, en az 10 dakika kaynatmak gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hamurlarla beraber süt karışık alıyoruz. Bu en fazla 3 kişilik falandır. Siz isteğe göre 2 misli tarifle 6 kişilik yapabilirsiniz. Şu şekil hamurlar pişti. Şimdi ben annemin tarifine ek olarak kırmızı biberi yağda kızarttım. Öyle deneyeceğim. Afiyet olsun arkadaşlar.